Dün Intel'in 14. nesil işlemcileri piyasaya çıktı ve bugün de huzurlarınızda 14. nesil işlemciyi kullanan ilk hazır oyun bilgisayarı var. Evet, bugün sizlerle birlikte Tebilon'un Core i7 14700K işlemcili oyun bilgisayarının performansına yakından bakacağız. Öncelikle işlemcinin özelliklerinden bahsedelim. 8 performans, 12 tane de verimlilik çekirdeği mevcut. Toplamda 28 thread'e sahip bir işlemci. 2.5 GHz temel, 5.6 GHz de boost frekansı var bu işlemcinin ve hem DDR4 hem de DDR5 desteği sunuyor. İşlemcinin LGA1700 soketi kullanmaya devam ettiğini de belirtelim. İşlemcinin soğutmasından Deepcool'un LS520WH modeli sorumlu, 240 mm'lik bir tane soğutucumuz var işlemciyi soğutmadan sorumlu. Performansını birazdan daha yakından göreceğiz ama şimdiden yeterli olduğunu söylememde fayda var. Tabii ki oyun bilgisayarındaki en önemli bileşenlerden bir tanesi ekran kartı. Bu sistemde de geçtiğimiz günlerde topladığımız sistemdeki gibi Asus'un ProArt serisinden bir ekran kartı var. ProArt RTX 4070 OC modeli var. 12 GB GDDR6X bellekle geliyor. 2535 MHz temel ve 2565 MHz'de OC mod frekansı mevcut. 3 adet DisplayPort 1.4 A çıkışı ve 1 adet de HDMI 2.1 çıkışı var ekran kartımızın üzerinde. Yine güç girişine baktığımızda 1 adet 8000 güç bağlantısı kullandığını görüyoruz. Tabii ki kartın soğutması burada asıl önemli noktalardan bir tanesi. 2.5 slot kaplayan 3 fanlı bir soğutmaya sahip ekran kartımız ve testlerde gayet serin çalıştığını birazdan göreceğiz. Anakart olarak sistemde Asus'un Prime B760MK modeli var. Tabii ki satın alırken daha üst model anakartlara geçebileceksiniz. Özellikle 14700K'nın performansından daha da fazla yararlanmak istiyorsanız. Anakartımızın üstünde yine 2 adet DDR5 bellek yuvası mevcut. 1 adet VGA ve 1 adet de HDMI 2.1 görüntü çıkışı mevcut. Yine 2 tane M.2 PCI Express 4.0 SSD'yi ya da 4 adet SATA SSD'yi anakarta takabiliyorsunuz. Realtek 2.5 Gigabit Ethernet kontrolcüsü var anakartın üstünde. Yine 4 adet 5 gigabit USB portu ve 2 adet de USB 2.0 portu olduğunu görüyoruz. Belleklere baktığımızda Kingston'ın Free modelleri kullanılıyor. 2 tane 16 GB modül bize toplamda 32 GB kapasite sunuyor ve belleklerin 5600 MHz'de çalıştığını belirtelim. Depolamada da yine Kingston tercih edilmiş. Free Renegade modeli var ve 1 TB kapasite sunuyor. NVMe SSD'miz PCI Express 4.0 arayüzünü kullanıyor. Yaptığımız testlerde de 7011 MB saniye artışık okuma ve 6238 MB saniyede artışık yazma hızlarına ulaştık. SSD'nin 3 boyutlu TLC NAND yongu kullandığını ve Ryzen E18 kontrolcüye sahip olduğunu da belirtelim. Sistemdeki bütün bu bileşenleri Deepcool'un PF700 700 Watt'lık güç kaynağı güç sağlıyor. 80 Plus sertifikalı ve 120 mm fanlı bir güç kaynağı bu. Kasa olarak da yine Deepcool'un Matrix 55 Mesh modeli var. Mini ATX, Micro ATX ve ATX anakartlarla uyumlu bir kasa. Ön kısımda 3 ve arkada 1 olmak üzere toplamda 4 adet 120 mm fan ile geliyor. Yine ön tarafta 2 adet USB 2.0 portu ve 1 adet de 5 Gigabit USB 3.0 portu olduğunu görmekteyiz. 1 adet mikrofon ve 1 adet de kulaklık çıkışı yine kasanın önünde gözümüze çarpıyor. Peki 14700K işlemcili sistemin oyun performansı ne durumda? Testleri 1440p ayarlarda gerçekleştirdik ve Red Dead Redemption 2 ile başlıyoruz. 1440p ultra ayarlarda minimum 50, ortalama 94, maksimumda da 177 FPS elde ediyoruz. Test esnasında işlemcimiz 53 derece, ekran kartımızda 57 derece ile gayet serin çalışıyor. Cyberpunk 2077'ye geçiyoruz. 1440p Ray Tracing Ultra'da DLSS'de Auto'da devredeyken minimum 46, ortalama 74, maksimumda da 111 FPS'ye ulaşıyoruz. Tabii ki RTX 4000 serisi bir ekran kartı var sistemde ve bu bağlamda DLSS 3'ü devreye alacağız. DLSS 3 ile test ettiğimizde minimum 93, ortalama 113, maksimumda da 135 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Öte yandan şunu da belirtmemizde fayda var. Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesiyle birlikte DLSS 3.5 desteğine de kavuştu. Bu bağlamda DLSS 3.5 ile oyunda çok daha iyi bir görsel deneyim elde edebilirsiniz. DLSS 3.5'i RTX 4000, 3000 ve 2000 serisinde de devreye alabildiğinizi tekrar hatırlatalım. F1 2022 ile testlerimize devam ediyoruz. 1440p Ultra High artı Ray Tracing'de High'da minimum 63, ortalama 69, maksimumda da 81 FPS'ye ulaşabiliyoruz. F1 2022'de de DLSS 3 desteği mevcut ve DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalama FPS'miz 106'ya çıkıyor.
Bir sonraki oyunumuz Assassin's Creed Mirage. Evet, testlerimize yeni eklenen oyunumuz 1440p ve Ultra High ayarlarda ortalama 139 FPS ile yağ gibi oynanabiliyor. Ve test esnasında işlemcimiz 60, ekran kartımız da 50 derecede çalışıyor. Returnal bir sonraki testimiz 1440p ve Epic ayarlarda minimum 4, ortalama 71, maksimumda da 106 FPS elde ediyoruz. Oyunda DLSS 3'ü devreye aldığımızda minimum 106, ortalama 133, maksimumda da 162 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Call of Duty Modern Warfare 2 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 101 FPS ile gayet akıcı oynanabiliyor. The Last of Us Part 1 1440p ultra ayarlarda minimum 48, ortalama 71, maksimumda da 99 FPS sunuyor. Oyundaki takılmalar çözüldü, %1 FPS 50, %1 FPS 45, yani herhangi bir FPS düşüşü de olmuyor. Marvel's Spider-Man Remastered bir sonraki oyunumuz 1440p Very High ve Ray Tracing'de High'da minimum 79, ortalama 110, maksimumda da 159 FPS alıyoruz. Gayet akıcı. Tabi bu oyunda da DLSS 3 desteği mevcut ve DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalama FPS'mizi 150'ye çıkarmayı başarıyoruz. Forza Horizon 5 1440p ekstrem ayarlarda ortalama 112 FPS sunuyor, fakat 112 FPS sizi kesmiyorsa DLSS 3'ü devreye alabilirsiniz. DLSS 3 ile ortalama FPS'nizi 152'ye çıkartmak mümkün. Counter-Strike 2 de artık olmazsa olmaz testlerimizden 1440p düşük ayarlarda minimum 152, ortalama 318, maksimumda da 502 FPS'yi görüyoruz. %1 FPS 17, %1 FPS ise 11. Oyuna güncelleme gelmeye devam ediyor, bunu da eklemeden geçmeyelim. Evet, bütün bu testler ışığında Tebilo'nun 14700K işlemcili sisteminin artılarına ve eksilerine bakalım. Öncelikle hem işlemci hem de ekran kartı gayet serin çalışıyor. Serin çalışan bir sistem istiyorsanız açıkçası bakabileceğiniz sistemlerden bir tanesi oldu. Yine RTX 4000 serisi sayesinde DLSS 3 desteği var. Aynı zamanda DLSS 3.5 desteği var. Yani hem yüksek kare istiyorsunuz hem de iyi bir görsel kalite istiyorsanız ikisini de destekliyor ekran kartı. 1440p'de akıcı bir oyun performansı sunuyor. Zaten olmazsa olmaz 4070 ve 14700K artık 1440p'de akıcı bir oyun performansı sunsun, değil mi? Yine başarılı bir kasa içi kablolama var. Tebilo'nu kablolama konusunda tebrik ediyoruz. Öte yandan sistemdeki eksiler neler? 14. nesil, evet, şu anda Intel'in en son, en güncel nesli. Fakat bir sonraki nesilde soket değişecek. Bunu eksi listesine not edebiliriz. Yine USB Tip-C olmamasını da eksi olarak hanesine yazabiliriz sistemin. Fakat dediğimiz gibi satın alma esnasında daha üst model bir anakarta geçerseniz Tip-C portlu anakartları da tebilo.com'da bulabileceksiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte Tebilo'nun en son 14. nesil işlemcili oyun bilgisayarının performansına baktık. Sistemin fiyatını merak ediyorsanız video altındaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.